Saatte 50 ile 80 kilometre hızla hareket ediyorlar. 5 ila 10 kilometre menzille düşman hatlarının derinliklerine ulaşıyorlar. Yanıcı veya patlayıcı madde taşıyorlar. 20 saniyede 100 metre orman şeridini ateşe verebiliyorlar. Efsanevi yaratık ejderha, teknolojinin sağladığı olanaklarla bir anlamda vücut buluyor. Ukrayna-Rusya savaşında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen dronlar, yeni bir silah türüyle yeniden gündeme geldi. Ejderha dronlar. Yanıcı karışım taşıyan küçük boyutlu bu insansız hava araçları, Rus ordusunun işgal ettiği mevzileri ateşle yok ederek büyük bir psikolojik ve taktiksel etki yaratıyor. Bu dronlar, savaşın seyrini değiştiren teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor. Ukrayna'nın dronlarla olan başarısı, sahada asimetrik bir güç dengesi kurmalarını sağladı. Özellikle Rus ordusunun kontrol ettiği geniş arazi ve mevzilerde etkinlik sağlamak, hava savunma sistemlerinden kaçınabilmek ve düşman hatlarına hızlı saldırılar gerçekleştirebilmek için yeni taktikler geliştirildi. Bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan ejderha dronlar, ateş gücünü mobil ve düşük maliyetli bir platformla birleştiren yenilikçi bir çözüm oldu. Bu dronlar, daha az riskli operasyonlar yürütmek ve düşman mevzilerinde hem fiziksel hem de psikolojik yıkım yaratmak amacıyla geliştirildi. Rusya'nın sabit savunma hatlarına karşı sürpriz saldırılar yapmak için ideal bir yöntem olarak kullanılıyor. Ejderha dronlar genel olarak küçük boyutlu, hafif ve sessiz insansız hava araçları. Genellikle modifiye edilmiş ticari dronlar üzerine entegre edilen yanıcı karışımlar veya termit bombaları taşıyorlar. Bu tip dronlar 1 ila 5 kilogram arasında değişen hafif bir yapıya sahip. Ejderha dronlar, termit adı verilen, öncelikli olarak el bombaları ve top mermilerinde kullanılan yaklaşık 2450 santigrat derecede yanan oksitlenmiş demir ve alüminyumun bir kombinasyonunu kullanıyor. Bu tür bir karışım tutuşturulduğunda yanıyor, büyük miktarda ısı açığa çıkıyor ve bu yangın güçlükle söndürülebiliyor. Düşük irtifada uçan bu dronlar, radarlardan kaçınabiliyor ve hedeflere sessizce yaklaşabiliyor. Bu dronlar operatör tarafından manuel olarak yönlendiriliyor ve hedefe ulaştıklarında taşıdıkları yanıcı karışımları serbest bırakıyor. Özellikle Rus ordusunun siperlerinde, araçlarında veya mühimmat depolarında ciddi hasar ve yangınlara neden oluyorlar. Operatörler, dronun üzerindeki kameralarla hedefin tam üzerine gelerek yükü bırakarak büyük bir yıkım yaratabiliyor. Ejderha dronlar, Rusya'nın ağır zırhlı ve sabit savunma hatlarına karşı etkili bir araç haline geldi. Dronların yarattığı en büyük etki, düşmanın siperlerde ve mevzilerde sürekli tetikte kalmasını gerektirmesi. Küçük, hızlı ve göze batmayan yapıları sayesinde hava savunma sistemlerinden kaçınabiliyorlar ve beklenmedik anlarda vurucu darbeler yapabiliyorlar. Ayrıca bu dronların yarattığı psikolojik etki de oldukça büyük. Sessizce yaklaşan ve bir anda yanıcı saldırı yapan bu insansız hava araçları, Rus askerleri üzerinde sürekli bir tehdit algısı oluşturuyor ve moral düşüklüğüne neden oluyor. Ejderha dronlarının en büyük avantajı, düşük maliyetli ve hızlı üretilebilir olmaları. Taktiksel olarak ise, düşman hatlarının derinliklerine sızarak ani saldırılar düzenleyebilmek, Rus ordusunun sabit hatlarını savunmasız hale getiriyor. Özellikle lojistik hatlara, mühimmat depolarına ve hafif zırhlı hedeflere yönelik düzenlenen bu saldırılar, Ukrayna'nın sahadaki manevra kabiliyetini artırıyor. Dronlar ayrıca, geniş arazilerde gerilla tipi saldırılar için ideal bir kullanım sunuyor. Sessiz ve hızlı operasyon yetenekleri sayesinde, düşman unsurlarına karşı birden fazla noktadan eş zamanlı saldırılar düzenlenebiliyor. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı geliştirdiği ejderha dronlar, insansız hava araçlarının gelecekteki savaşlarda daha da karmaşık ve etkili bir rol üstleneceğinin habercisi olarak öne çıkıyor.